Kıymetli izleyenlerimiz, Irmak TV ve Yeni Gün programına hoş geldiniz. Efendim, tarihte kitleleri etkisi altına alan, belki de manyetik alanıyla aynı anlayış, aynı felsefe, aynı inanç uğruna aksiyon kazandıran ve bu konuda birçok hizmete imza atan isimler çıkar karşımıza. Onlardan birisini, bir gönül insanını, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendimizi konuşmak üzere bugün Haseki Eğitim Merkezi tefsir hocası ve aynı zamanda emekli il müftüsü Yahya Alkın Beyefendi ile beraberiz. Stüdyoda konuğumuz değerli hocam. Kıymet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz inşallah. Şükürler olsun, hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, teşekkür ediyoruz. Allah ziyade etsin. Sizi buraya kadar yorduk, hakkınızı helal ediyoruz. İstirham ederim inşallah hocam. Hizmet olur. Programımıza şeref verdiniz. Estağfurullah. Biz kıymetli hocamızı, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendimizi vefatının bu ölüm yıldönümündeki haftasında onu anlamak, hizmetlerini anlamak, irşadına biraz daha yaklaşmak, onun perspektifinden bugünü biraz daha değerlendirmek adına hocamızı biraz da sizden dinleyelim istedik değerli hocam. Bu konuda öncelikle Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi denildiğinde o ilk eğitim dönemleri ve gençlik yıllarını sizden biraz dinleyelim. Efendim, evvela şunu söyleyeyim. Tabii biz hocamızı profesör olduktan sonra, yani İskenderpaşa'da Mehmet Zahit Kutku Hazretleri'nin ebedi alemi irtihalinden sonra vazifeyi devraldı. Ondan sonra ben tanıdım. Onun için evvelki hayatını tefsilatıyla bilmem. Evet. Ama bildiklerimi söyleyeyim. Hoca Efendi rahmetullahi aleyh Ankara İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisiydi, profesördü. Ve Osmanlıcayı, Farsçayı, Arapçayı gayet iyi bilirdi. Bu itibarla zaten sahası da İslam edebiyatı, o sahada tasavvuf sahasında gayet güzel, iyi bir elemandı. O sahada çok değerli eserleri de mevcuttur. Sonra uzun yıllar vazife yaptıktan sonra babası da rahmetli Necati Coşan, o da bizim bir yakın aile dostumuz oldu, çok samimiyetimiz oldu. İşte birkaç sene evvel 106 yaşındayken mübarek bir zat, da hakikaten bir Allah gönül dostuydu o da, vefat etti. Böyle bir tanışmamız oldu. Sonra 80'li yıllarda Mehmet Zahit Kutku Hazretleri ebedi alemi irtihal edince bu vazifeyi onların tensibiyle, yani Mehmet Zahit Kutku Hazretleri'nin benim işittiğim, duyduğum tensibiyle İskenderpaşa'daki o vazifeyi devraldı. Biz Haseki Eğitim Merkezi'nde hocalık yapıyoruz o devirlerde, o zaman. Öyle Ali Rıza Temel ismindeki bir hoca, o da Haseki Eğitim Merkezi'nde tefsir hocası. Beraber İskenderpaşa'ya Hoca Efendi ziyarete gittik. Esat Mahmut Yaşat Hoca Efendi'yi. Evet. Tabi Ali Rıza Temel Hoca Efendi tam Mehmet Zahit Kutku Hazretlerinden bu yana o cemaat içerisinde vazife yapmış. İskenderpaşa'da Ramuzul Hadis sohbeti yapılır evvelden beri. Ta Gümüşhanevi Hazretlerinden gelen bir efendim, adet, bir sünnet diyelim, ulema sünneti. Ali Rıza Temel hocamız da benim çok samimi arkadaşım. Orada devamlı ders yapıyor pazar günleri. Öyle gittik, ziyaretini yaptık. Rahmetli Esat Mahmut Coşan Efendinin ziyaretini yaptık, sohbetler ettik. Sohbet esnasında bize dedi ki, biz ihtiyarımızın, irademizin dışında bu büyük manevi görev, yük omuzumuza yüklendi. İnşallah bundan sonra birbirimize yardımcı olacağız dedi. Efendim, öyle konuşurken ben işte ara sıra vazife icabı İstanbul'un dışına çıkarım, Türkiye'yi dolaşırım veyahut da Türkiye'nin dışına çıkar, başka memleketlere giderim dedi. Buradaki vazife, hizmet aksamaması için
siz Munavvebe ile Ramuzul Ahadis sohbetine devam ettirirsiniz inşallah dedi. Ettirir misiniz dedi. Dedim efendim bizi layık görürseniz biz bunu şeref telakki ederiz. Zaten Haseki yakın buraya. Geliriz inşallah. Devreye gireriz. Hay hay olur dedim. Şu ondan sonra biz rahmetli Esat Yaşan Hoca ile bir 10 sene yakın temasımız oldu. Beraberliğimiz oldu. Efendim beraber birçok yerlere gittik. Sohbetler dinledik. Sohbetler ettirdi bize. O şekilde efendim işte rahmetteki o 28 Şubat kararlarına gelinceye kadar aşağı yukarı beraberdik şeylerde. İşte ondan sonra zaten kendisi biliyorsunuz 28 Şubat kararlarında evet. Avustralya'ya gitti. Orada işte yoldayken rahmetlik oldu. Bir ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ve men estaizu billah ve men yahruc min beytihi muhaciren ilallahi ve rasulihi ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Bir kimse evinden Allah rızası için sefere çıkar, yola çıkar da yoldayken ölüm ona ulaşırsa, vefat ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Yani burada o mükafatın büyüklüğünden bir ifade vardır. Yani o kadar büyük ki onu siz anlamazsınız yani. İnşallah öyle oldu, şehit oldu. Amin. Efendim, Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Hoca Efendi böyle klasik anladığımız manada bir mürşit değildi. Mesela şimdi ve Osmanlı devrinden beri şeylere var, şeyhler var, mürşitler olmuştur. Tabi bunun içerisinde hakikaten layık olanlar var, olmayanlar var. Mürşidi Kamil'in bir takım vasıfları var. Şüphesiz. Bu vasıflara sahip olan mürşitlerin sayısı, ben tabii hoca da olduğum için biraz kaynaklara dayanarak konuşuyorum, çok azdır. Hatta şunu söyleyeyim, İmam-ı Gazali Hazretleri İhyasında ve Eyyühel Veledi var, orada da geçer. Mürşidi Kamil'in önemini anlatır. Evet. Yani bir Müslümanın mümkün olursa bir Mürşidi Kamil'in feyzinden, ilminden, irfanından istifade etmesini çok tavsiye eder. Fakat Mürşidi Kamil çok nadirdir der. Ta 900 sene evvel ki o zaman İslamiyet'in güçlü olduğu o Nizamül Mülk'ün kurmuş olduğu Selçukilerde, medreselerde, İslam gayet ulemanın bol olduğu devirde bile hatta sonunda şöyle söylüyor, bu şekildeki mürşidi kamiller kibriti ahmer gibi azdır sayısı. Şayet sana böyle bir mürşidi kamil bulmak nasip olursa ona yapış, onun ilminden, feyizinden, irfandan istifade et der. Şimdi orada İmam-ı Gazali Hazretleri Hüccetul İslam, o büyük zat der ki Mürşidi Kamil'in en önemli vasıfları şunlardır diyor. Bir, evvela en yeküne alimen, Mürşidi Kamil olacak zatın alim olması lazım. Evvela alim. Alim olacak. Yani şer'i kaynakları, kitap sünneti bilhassa gayet iyi bilecek der. Hatta burada İmam-ı Bilgivi Hazretleri Tarikat-ı Muhammediyesi var, meşhur. Evet. Türkçe'ye de tercüme edilmiştir o. Aslı Arapçadır. Orada der ki, bu şeylerden bahsederken, şeriat alemi olmayan, şer'i kaynakları bilmeyen kişilerin mürşitlik yapmaya kalkması, Allah yolunu kesmesidir. Hatta şu ifadeyi kullanıyor, onlar kutta'u tarik, Allah yolunu kesen eşkıyalardır. Ağır ifadeyi kullanır. Şunun için bir defa evvela diyor, alim olması lazım, şer'i kaynakları bilecek. Şimdi bunu söylerken, hatta talebelerime de işte evliya, keramet, akaid dersine bahsederken bazı sorular sorarlar. İşte hocam, cahil bir adam efendim veli olamaz mı, keramet sahibi olamaz mı?
ben derim ki ne, o bizden daha iyi olur. Cahil bir adam mürşide bağlanır, bizim gibi 10 tane kavli düşünmez. Tam bağlanır efendim böyle. Ama veli olabilir, keramet sahibi olur. Biz neden bahsediyoruz? Mürşitten. Cahil adam veli de olsa, keramet sahibi de olsa mürşidi kamil olamaz. Evet. Onun için evvela en yeküne alimen diyor. Alim olacak. Şimdi ben Hoca Efendi'de bu ilim sıfatını gördüm. Hoca Efendi alim bir adamdı. O ilim tarafını, alim olan tarafı ile ilgili biraz size sorularım olacaktı benim. İrşattan da bahsettiğiniz, irşat yönünü daha sonra konuşacağız ama o alim yönüyle ilgili bizzat gördüm dediniz. Orayı biraz açalım mı? Böyle oradan hatıratlarınız vardır mutlaka, onu dinleyelim. Efendim şimdi bir defa tasavvuf, Arapça tasavvuf kitapları okuturdu. Onlara iştirak ettim biraz. Hı hı. Biz de Arapça okuttuğumuz yerden efendim Eyüp tarafında bir şeyde okuttu. Medrese, eski Osmanlı medreseleri onu restore etmiş, orada okuturdu. Şimdi bir defa Arapçayı gayet iyi bilirdi. Okuturdu. Yeri geldiği zaman hemen onu mevzuyla, konuyla ilgili ayeti kerimeyi hemen okur, izah ederdi. Onu konuyla ilgili Kütüb-ü Sitte ve diğer muteber hadis kitaplarından ilgili hadisleri hemen gündeme getirir. Onları okurdu, izah ederdi. Efendim bunun işte akaidde kelamla ilgili boyutu varsa hemen onunla ilgili kaynakları gündeme getirirdi. Yani Hoca Efendi böyle sadece kaynaksız, cefer kalem konuşan bir şey değildi. Kaynaklara göre konuşurdu. Zaten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesindeyken sonunda buyurdular ki terektu fikum, yani ben sizinle bir daha burada karşılaşacağımızı sanmıyorum. Hatta hakikaten de veda hutbesi o, veda hacı oldu o. Fakat ben size bırakıyorum. Ma in temessektum bihi. Öyle bir şey bırakıyorum ki o bıraktığım şeylere sımsıkı yapışır. Anlar amel ederseniz len tadillu ba'di ebeden. Benden sonra hiçbir şey sizi saptıramaz ve sapmazsınız. Sırat-ı müstakimde yürürsünüz. İnşallah. Nedir bunlar? Evvela kitaballahi. Allah'ın kitabı Kur'an ve sünneti ve onun en büyük tefsiri, izahı olan benim sünnetim. Çünkü malum sünnetin de asıl kaynağı vahiydir. Cenab-ı Rabbun Alemin Necm suresinde وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى buyurur. O kendiliğinden konuşmaz, onu konuşturan Allah'tır, vahiy ile konuşur. Onun için biz ona sünnete, hadislere biz şey deriz. Efendim, vahyun gayrı metlubin, yani Kur'an gibi metlub okunan bir vahiy değil de manası vahiy fakat ifade tarzı cevami'ul kelim olan Resul-i Kibriye Efendimizin beyanları. Evet. Şimdi Hoca Efendi bunları gayet iyi bilirdi. Alimdi, bir defa bunu gördüm. Yani bunu müşahede ettim, alim. Fakat bu kafi değil diyor Gazali Hazretleri. Ve en yekune amilen bi ilmihi. İkinci olarak da ilmiyle amel eden bir alim olacak. İlmiyle amil olacak. Hoca Efendi hakikaten ilmiyle amildi. Ve şunu söyleyeyim. Ben Hoca Efendi'nin hizmet temposuna yetişemezdim. Ve hayret ederdim ki nasıl dayanıyor. Allah'ın böyle kulları var. Bu bir yaratılış meselesi. Çok yorgun olurdu, uykusuz kalırdı. Fakat Hoca Efendi o yorgunluğunu, uykusuzluğunu hiç belli etmeden sohbetlerine, hizmetine devam ederdi. Biz şimdi bir gece uyuyamazsak ertesi gün dökülürüz. Onlar öyle değildi. Onlar hakikaten böyle Allah'ın şeyleri var, mürşidi kamilleri var. İlmiyle amildi, amel ederdi. Üçüncü olarak da Gazali Hazretleri diyor ki ve en yeküne zahiden, yani yapmış olduğu hizmet karşılığında dünya menfaatine karşı zahid olacak. Yani hizmetler karşılığında dünyanın servetini, şöhretini, makamlarını beklemeyecek. Böyle bir beklentisi olmayacak. Evet.
sırf Allah namına. Hatta burada şehide Yasin-i Şerif'teki ayet-i kerimeyi zaman zaman okurdu. Estaizimün ittebi'u menna yes'elüküm ecren. Yaptığı hizmet karşılığı sizden bir mükafat beklemeyen alimlere tabi olun, insanlara tabi olun ki bu peygamber yolu. Çünkü bütün peygamberler efendim inecre illa alallah demiş. Benim mükafatım Allah'a ait. Ben sizden bir mükafat beklemiyorum. Hoca efendi de ben bunu da gördüm. Yani şunu da söyleyeyim, ben hoca efendiden ders almış efendim onun şeyine, meşrebine bağlı bir kimse de değilim. Ama hizmet olduğu için ben bunu Allah'ın namına söylüyorum. Ve 10 sene bir şeyimiz oldu, beraberliğimiz. Hoca efendi meşrebi çok geniş tutardı. Mesela bana hiç demedi ki, ya Yahya Hoca biz 10 sene böyle gidip geliyoruz beraber ama senin şeyi nedir? Meşrebi nedir? Sormadı. Hizmet beklerdi. Bir gün bir Mirat gecesi İskenderpaşa Camisi'nde efendim işte gece tertip edildi. Hoca efendi bana dedi ki, evvela siz konuşun dedi, buyurun sana ben şey yapayım. Dedim hocam konum ne olsun? Hiç unutmam, dedi ki içinden ne geliyorsa onu konuş dedi. Yani böyle son derece gönül insanıydı. Meşrep tağısı bu taşımazdı ve alimdi, Mürşid-i Kamil'in vasıflarını kendisinde taşırdı. Bu şeylerin sonunda işte demin dediğim gibi İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki bu vasıfları taşıyan Mürşid-i Kamillerin sayısı, varlığı Kibrit-i Ahmer gibi azdır. Şayet Cenab-ı Hak sana nasip eder de böyle bir Mürşid-i Kamil bulursan ondan istifade et, eteğine yapış diye ihyasında ve eyyühel veledinde var. Hoca efendi benim gördüğüm kadarı, ben şimdi niye onu söyledim yani hoca efendinin meşrebine, ben meşrep taasibiyle konuşmuyorum. Yani bir hoca olarak bunlara söylüyorum. Hoca efendi hakikaten bir mürşidi, kamildi. Bunu gözümle yakından gördüm. Ve öldüğü zaman da o trafik kazasında ben Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi'nde hocalık yapıyordum. Profesör Ahmet Akgüz'le beraber, o rektördü. Evet. İnanır mısın ben ailece bir hafta ağladım. Çok severdim kendisini. Rüyalarıma da gelirdi. Böyle çok gönül insanıydı. En çok sıkıntılı, kızdığı zamanlarda bile katiyen muhatabını rencide eden, şahsiyetini efendim küçük düşüren laflar etmezdi. Ağır kelimeler konuşmazdı. Tekellüf hiç yoktu. Gayet sade konuşurdu. Fakat öyle konuşurdu ki Yunus Emre'nin şiirlerinde olduğu gibi hani edebiyatta buna sehli mümteni derler. Evet. Çok basit ifadelerle çok güzel manalar gündeme getirirdi. Böyle bir özelliği de vardı. Tekellüfü sevmezdi. Yani edebiyat olsun diye kendisini katliyen zorlamazdı. İçinden geldiği gibi konuşurdu rahmetli. Hoca efendi az evvel dedim ki klasik bir mürşit değildi. Onun manası şu, hoca efendinin sosyal yönlerinin de çok kuvvetli olduğunu gördüm. Yani mesela şimdi işte olur bir mürşit, oturur bir yerde, bir tekkesinde, zikirhanesinde, işte çeşitli yerlerdeki bağlıları gelirler, işte inabe ederler, ondan nasihatini dinlerler, giderler. Hoca efendi çok hareketli ve sosyalını çok kuvvetli, asrımızı çok iyi anlayan bir zattı. Hatta bir gün bir hatıramı söyleyeyim. Dedim ki hocam, İskenderpaşa'ya gittim ziyaretine de. Dedim hocam, böyle evden bir çıkıyorsunuz hizmet için. Anadolu'ya, yurt dışına 3 ay yoksunuz, 4 ay yoksunuz. Ben evden bir hafta uzak kalsam bunalıyorum, eve dönmek istiyorum. Maşallah nasıl dayanıyorsunuz dedim bu kadar şeylere. Hiç unutmadığım ve çok yerde söylediğim bir söz söyledi bana. Dedi ki Yahya Hoca, Allah yolunda koşabildiğimiz müddetçe Cenab-ı Hak koşmayı nasip eylesin yolunda. Bir gün gelecek, koşmak arzu etsek de koşamayacağız.
bu enerji, bu potansiyel bitecek dedi. Böyle hizmetten, Allah yolunda koşmaktan zevk alan bir insandı. Ona artık böyle bir yük, bir sıkıntı değil, öyle açılırdı, rahat ederdi koşmaktan, hizmet etmekten. İnsanları buluşturmak, seviştirmek, silah-ı rahim, bunlara da çok önem verirdi. Sık sık şey tertip ederdi. Kamp mı derler ona? Evet, kamp. Tertip ederdi ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden insanlar ailece gelir. Ekseri bu kampları şey yapardı. Bu şifalı sular, ne diyoruz onlara? Kaplıcalar. Böyle gelişmiş kaplıcalar, otellere olan yerlerde tertip eder. Hem dinlendirir hem de işte orada 10 gün, 15 gün, her gün planlı bir şekilde sohbetler tertip ederdi. Sadece kendisi de yapmazdı. Efendim o mevzuun ehli olan insanları çağırır. Hiç sormazdı ki ya bu adam bizim meşrepler mi değil mi? O işin ehli ise çağırır ve kendisine bağlı olan gelen o zevat-ı kirama sohbet ettirirdi. Mesela birkaç defa beni de çağırdılar, gittim. Efendim o ailece gelirlerdi, orada hem dinlenirlerdi hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanlar birbirleriyle tanışır, kaynaşır, sevişir, dostluk kurarlardı ailece. Hem de efendim Hoca Efendi'nin rahmetinin sohbetinden ve diğer konferans veren zatların sohbetlerinden istifade ederlerdi. Sonra Hoca Efendi hakikaten etrafının ilim sahibi olmasını çok isterdi. Müslümanların cehaletten iki yönlü hem de, hani Bediüzzaman'ın bir sözü var meşhur. Evet hocam. Efendim aklın nuru fununu medeniyedir, kalbin ziyası ulumu diniyedir. Bu iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. Yani dünya ahireti kucaklayan ilim irfan sahibi kültürlü Müslümanların yetişmesini çok arzu ederdi. Zaten bir şaka latife olarak birisi dedi ki, efendim işte Sami Efendi cemaatinde tüccarlar çoğunlukta, Mahmud Efendi cemaatinde inşaatçılar çoğunlukta, latife yapıyor evet, yani. Evet. İskenderpaşa cemaatinde de kültürlü insanlar çoğunlukta falan derdi böyle şey. Hakikaten Hoca Efendi, şimdi bir gün bizi 3 kişiydik, isim vermeyeyim, 3 kişiyi meşhur o arkadaşlar da, tanınan kişiler, İskenderpaşa'da topladı bir araya. Dedi ki, bir sıkıntım var dedi Hoca Efendi rahmetli. Şimdi biz dedi konuşuyoruz, şey yapıyoruz, fakat kadın kızlarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz var. Bunlar içerisinde kadınlardan vazife yapacak elemanların yetişmesini arzu ediyorum dedi. İki türlü sıkıntım var dedi. Birisi tasavvufu çok seviyor. Tasavvuf ahlakı var, samimi, ihlaslı. Hı hı. Fakat edille-i erba'yı bilmiyor, şer'i kaynakları bilmiyor. Şimdi bu ne kadar samimi olursa olsun yanlış yapar. Çünkü ölçüsü yok, kitap sünnet ölçüsü yok. İkincisi, kitap sünneti biliyor fakat tasavvuf terbiyesi yok. İhlasında, samimiyetinde noksanlıklar var. Bu da olmuyor. İstiyorum ki kadınlar içerisinde de hem edille-i erba'yı bilen, şer'i kaynaklara hakim, hem de tasavvuf terbiyesinin ruhunu almış, samimi, ihlasla hizmet yapacak elemanlarımız olsun. Bunun için ne yapalım? Nasıl böyle efendim kadınlar içerisinden de 4 başı mamur eleman yetiştirip kendi hemcinslerine vazife yapacak kardeşlerimiz olsun de bu meseleyi gündeme getirdi. Uzun boylu konuşuldu şeyde. Yani böyle ben tabi hoca olduğum için çok cemaatlere girdim, hiç biliyorum. Bilmeden konuşan, sohbet eden, yani kaş yapayım derken göz çıkaran insanları da çok gördüm. Hoca Efendi bunları hiç kabul etmezdi. Konuşanlar, vazife yapanlar kitap sünnet ölçüsü içerisinde hareket etsin.
Hatta rahmetli bir gün bana dedi ki, ya Yahya Hoca dedi, ben çok mu şeriatçıyım dedi. Yani kitap sünnetten taviz vermezdi. Kitap sünnet neyse ona göre hareket edelim derdi. Bu arada eğitime çok önem vermeye başlamıştı. Eğitim. İşte evvela şeyi Akra Radyosu'nu kurdu. Ondan sonra efendim bir ara televizyon da kurulmuştu, sonra kapandı. Hatta bir ara aynı isimle, yani Sağduyu ismiyle gazetede çıkardılar. O da çok devam edemedi maalesef. Ondan sonra birçok yerlerde okullar, kolejler, eğitim kurumları açmaya başladı. Yani bu eğitim faaliyetleri tam böyle kıvamına gelmek üzereyken emri hak vaki oldu. Hoca efendi arzu ettiği o eğitim kurumlarını arzu ettiği seviyeye ulaştıramadan emri hak vaki oldu ve şey olmadı. Ya inşallah arkasından gidenler onu yaparlar. Amin. Aynı zamanda kıymetli hocam, bu eğitimle beraber bu irşadı yurt dışına da taşıdığını, bir yurt dışı ayağı olduğunu da görüyoruz. Yani ciddi bir yoğunluk var orada. Böyle bir aksiyon insanı. Hoca efendi. O yurt dışındaki o hizmetiyle ilgili neler gördünüz? Efendim hoca efendi zaman zaman Avrupa'yı dolaşır. İşte son zamanda Avustralya'ya gitti. Orada da birçok eğitim faaliyetlerinde bulundu. Vakıflar, her gittiği yerde vakıflar kurdurur. O vakıflar eliyle eğitime katkıda bulunmaya çalışır. Hatta orada da bir hatıramı anlatayım. Şimdi Rotterdam'da üniversitede tasavvuf dersleri vermek için Hollandalı İslam'a girmiş, işte tasavvuf ehli kabul edilen bir zatı rektörümüz Profesör Ahmet Akgündüz, o öğretim görevlisi olarak aldı. Fakat pek tutunmadı o. Yani samimiyetinden bile şüphe edildi. Hı hı. Ne yapalım falan dedi bana Ahmet Akgündüz. Dedim hocam, bu işin ehli Esat Düşat hocamızdır dedim. Tasavvuf ehlidir, alim bir insandır. Kendisine dedim teklif edelim, gelirse bu tasavvuf kürsüsünü ona havale edelim dedi. O zaman dedi, sen daha samimi konuşuyorsun dedi. Bir telefonla bir konuş bakalım dedi hoca efendiyle. O zaman hoca efendi, yanlış hatırlamıyorsam, İsviçre'de miydi? Oradaydı herhalde. Yani ölümünden 2 ay evvel bu anlattığım olay. Telefon ettim hoca efendiye, rahmetliye. Kabul etti. Zaten Hollanda'da İslami faaliyetler daha rahattır kanaatindeydi hoca efendi. Kabul etti. İnşallah dedi, tamam dedi, gelmeye çalışacağım dedi. O sırada hoca efendinin orada kurdurmuş olduğu bir irfan vakfı var. Elemanları var. Onlara dedim ki böyle böyle, dedim siz şey yapın, hoca efendinin evini hazırlayın. Gerekli şey hazırlayın, geldiği zaman zorluk çekmesin, her şey hazır olsun. Hoca efendinin evini ayarlandı. Her şey ayarlandı. Fakat maalesef işte arkadan haber geldi ki emir hak vakı oldu. Nasip olmadı, evet. Gelmedi. Yani hoca efendi gelseydi orada tasavvuf kürsüsünde profesörlük yapacaktı. Nasip olmadı. Yurt dışında mutlaka gittikleri yerlerde şeye, vakfa önem verirdi. Mutlaka dernek vakıflar kurdururdu. Onların eliyle eğitim faaliyetleri yapmaya uğraşırdı. Ama benim görüşüm şu, yani hoca efendi eğitim işlerini böyle tam altyapıyı oluştururken emri hak vakı oldu. Yoksa o altyapıdan sonra Cenab-ı Hak nasip etseydi, ömür verseydi, tabii hikmetler sonsuz, bilemeyiz. Efendim, arzu ettiği seviyeye kendi hayattayken onu ulaştıramadı. Şey öyleydi ama gene de Türkiye'de kurduğu bayağı eğitim şeyler oldu. Kurumları. İzmit'te oldu, İstanbul'da oldu. Onların bir kısmı hala devam ediyor. Allah'a niyazımız Cenab-ı Hak inşallah kemale erdirsin. Amin. Amin. Faaliyetleri konusunda, bu hizmet faaliyetleri noktasında başka nelerle karşılaştınız? Neler müşahede ettiniz? Efendim,
Demin söylediğim gibi Hoca Efendi yaratılışta öyleydi. İnsanlar hiç kırmazdı. Şahsiyetler hiç rencide etmezdi. Hakikaten tasavvuf ruhu vardı kendisinde. Hatta politikacı değilim tabii ben. Gördüğüm bir olayı anlatayım. Gittim ziyaretine İskender Paşa'ya. Hocayı sıkıntılı gördüm. Dedim hocam sıkıntılısınız dedim. Dedi ki düşünüyorum düşünüyorum içinden çıkamıyorum. Sonunda hasbunallah ve ni'mel vekil deyip Allah'a havale edince rahatlıyorum dedi. Peki hocam şey oldu yani İslam mecmuası çıkardı 125 bin tiraj yapardı. O anlaşmazlıktan sonra mecmua 100 bin şey yaptı. Yani 25'e düştü. Ve orada aklıma şey gelirdi. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin çeşitli mektuplarında, lahikalarda efendim aman kardeşlerim ileride şöyle şöyle olabilir. Siz mukabeleyi bilmişsiniz yapmayın. Bu kelimeyi çok kullanır Bediüzzaman Hazretleri. Hoca Efendi'nin bu hareketlerinde bu aklıma gelirdi. Yani muhalefet edenlere aynısıyla mukabele etmezdi. Şahsiyetler rencide etmezdi. Aleyhte konuşmazdı. İslam ölçüyü vermeye çalışırdı. İşte efendim mesela gene aynı Bediüzzaman Hazretleri metanetinizi muhafaza edin. Gıybet yapmayın. Mukabeleyi bilmisel yapmayın. Ve şevkinizi kırmayın. Hoca Efendi de yani hizmetleri göstermek suretiyle hareket ederdi. Böyle karşı tarafı kendisinden muhalif olanları kötülemek suretiyle kendisine değer vermeye kalkacak bir halet-i ruhiyesi yoktu Hoca Efendi'nin. Esat Çoşal Hoca Efendimiz'i biraz daha böyle yakından anlamak ve tanımak için özellikle o İskender Paşa cami ve cemaati içerisinde hani şeyh-mürit ilişkisi mi yoksa tam bir ümmetçi cemaat ilişkisindeki o diyaloğu, konuşması, üslubu neydi? Onu bir anlayabilir miyiz? Şimdi efendim tabii bir defa kendisi Mehmet Said Kotku Hazretlerinden vazifeyi devralmış. Yani bir mürşit olduğunu kabul ederek almış şeyh olarak o cemaatin başına evet. gelmiş. Ama şimdi konuşmasında, sohbetlerinde kendisinin efendim böyle bir şeyh olduğunu, mürşid olduğunu empoze etme havası yok. Konuşmalarında, sohbetlerinde hep İslam'ı anlatma, milleti İslam'a yönlendirme, İslam'ı sevdirme. Hatta şu hadisi şerifi çok tekrar ederdi. Derdi ki, Resulullah Efendimiz buyurur ki, Cenab-ı Rabbun aleminin en çok sevdiği kul, Allah'ı insanlara, insanları da Allah'a sevdiren kuldur. Bizim asıl vazifemiz Cenab-ı Rabbul Alemini evvela kendimizin sevip elimizden geldiği kadar insanların sevmesine vesile olmak ve insanları da Allah'a yönlendirmeye çalışmak der. Genel manada hareket eder. Böyle meşrep taasubu içerisinde hareket etmezdi. Yani bütün şeyi İslam'ı gündeme getirme, İslam'ı anlatma, kitap sünnet içerisinde Müslümanlara ölçü verme, öncülük yapma. Bu şey içerisindeydi Hoca Efendi. Onun için işte deminden beri hakikaten kendisinde mürşidi kamil olma vasıflarını müşahede ettim, gördüm. Onun için söyledim. Hoca Efendi böyleydi. Evet. Efendim. Kıymet Hocam, özellikle o günden bugüne kadar mesela kıymetli hocamız şunları da istiyordu. Mesela eğitim konusunda birçok faaliyetler gerçekleştirdiği gibi temel bir hedefi vardı. Bunun dışında başka hedefleri ya da gerçekleştiğini gördüğünüz başka faaliyetler oldu mu? Yani Hoca Efendi'nin son zamandaki çalışmaları bana bu cemaatin çalışmalarını andırırdı. Yani eğitime çok önem vermeye başlamıştı. Sonra şimdi hizmet etmek için derdi. Hep ondan bundan böyle yardım istemek yerine ekonomi sahasında
Yani böyle kar getirecek fakat şahıslara değil, hizmete kar getirecek ekonomi kurumları kuralım. İşte şirketler, holdingler ve kurdu da onları, yani yaptı. O şirketlerin, o holdinglerin getireceği kar ile hizmetlerimizi yürütelim. Ve o ekonomiye de önem verdi o şeyde. Ondan sonra işte de, biz burada konuşuyoruz, işte Allah razı olsun, pazar günleri, diğer günlerde İskenderpaşa'da Ramazan-ı Hadis sohbeti yapılıyor, sohbet tertip ediliyor. İşte bunların sayısı belli. Fakat milyonlar bizi bilmiyor, milyonlar bizi dinleyemiyor. Sesimiz onlara gitmiyor. O halde ne yapalım? Milyonlara hitap eden medyaya önem verelim. Dedi ve işte ilk defa kendisi hayattayken Akra Radyosu'nu kurdurdu. Ve oradan aşağı yukarı her gün o sohbetlere devam etti. Efendim, medyaya da çok önem vermeye başlamıştı hayatındayken. Televizyonu kurdurdu. O tabii işin iç yüzünü bilemiyorum, yürüyemedi. Şu anda Akra devam ediyor ama televizyon ile gazete, o günlük sağduyu, o da pek çıktı bir ara fakat olmadı. Kemal'e erdiremediler. O sonra şey yaptı. Hoca Efendi bunlara, yani Hoca Efendi'nin ekonomiye, medyaya önem vermesi asıl hizmetin geniş kitlelere gitmesi içindi. Yani şahısları meşhur etmek, zengin etmek falan değil de, bu imkanlarla böyle şahıslarla gidip efendim yardım toplamaktansa ekonomi kurumları kuralım, kar gelsin, o karla hizmetlere daha fazla önem verelim, yayalım. O şekilde bu şey önem verirdi. Kıymetli hocam, Esat Çoşan Hoca Efendimizin özellikle eğitim metodunu merak ediyoruz. Hani klasik yöntemde mi eğitim veriyordu yoksa kendisinin özel bir eğitim metodu mu vardı? Şimdi bu, yani böyle eğitim sahasında tabii kendisi zaten eğitimci olduğu için profesör, uzun yıllar fakültede hocalık yapmış. Rahmetli Ali Fuat Başkil'in Gençlerle Baş Başa diye bir kitabı var. Evet. Talebelere yönelik bir konuşması. Orada geçen bazı şeyleri çok söylerdi. Bir defa muvaffakiyetin şartlarından birisi planlı çalışmak. Buna çok önem verirdi. Böyle efendim günlük hareket etme, plansız, projesiz, ne yapacağı, ne zaman ne yiyeceği belli olmayan kişilerin muvaffak olacağına inanmazdı. Önüne bir hedef koyar, o hedefe ulaşmak için planını yapar, projeyi çizer ve ona göre çalışır. Bu şekilde çalışmalar netice verir. Zaten bazen de şunu söylerdi. Yani şimdi şark kafası derler. Şark kafası plansızlığı temsil eder. Karışıklığı temsil söyle şey yapar. Bu doğru bir ifade miydi? O ayrı bir konu. Ama bunu söylemişler. Şimdi Avrupa kendi sahasındaki ilerlemelerde hep teknoloji şeylerinde plan ve projeye çok önem verdiği için planlı hareket etmiş, planlı çalışmış ve muvaffakiyeti yakalamıştır. Biz çalışmalarımıza planlı çalışacağız. Efendim ne zaman ne yapacağımız önceden belli olacak. Buna çok önem verirdi. Hatta işte şunu çok söylerdi. Bugünün işini yarına bırakma. Çünkü her günün kendine göre meşguliyeti var. Bunu yarına bırakırsan bu sefer yarın yapacağın işi aksatırsın. O bakımdan planını yap ve yapılması gereken işi zamanında yap. Yarına bırakma. Ondan sonra gene şeyden almış, naklederdim rahmetli Ali Fuat Başkil'den. İşte ey genç, şunu bil ki gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. Zaten şiiri, edebiyata, tasavvufu falan çok şey yaptığı için bu gibi şeyleri naklederdi. O bakımdan zamanında, yani yapılması gereken işlerin planlı ve zamanında yapılmasına, bilhassa eğitim sahasında buna çok önem verilmesine Hoca Efendi dikkat eder ve devamlı etrafındaki
insanlara, talebelere bunu söylerdi. Evet. Kıymet Hocam, yaklaşık 10 yıl dediniz, 10 yıl boyunca tanıdığınızı, Hoca Efendi'yi ve aynı hizmette bulunduğunuzu ifade ettiniz. Böyle son olarak programımızı kapatmadan önce, sizin böyle gönül hanenizde yer eden, sık sık hatırladığınız, yad ettiğiniz, unutmadığınız hatıratlarınız vardır mutlaka. Onlardan bir ikisini rica edeceğim. Efendim, bu şahsi şeyimi söyleyeyim. Şimdi ben aslında demin söylediğim gibi Hoca Efendi'den ders alan bir kimse değilim. Yani meşrep olarak. Fakat Hoca Efendi'nin bahsettiğim o meziyetlerinden dolayı Allah rızası için bir sevgi yerleşti bende. Ve hiç düşünmediğim halde Hoca Efendi sık sık benim rüyalarıma girerdi. Böyle düşünmüyorum işi. Fakat bakalım Hoca Efendi sık sık rüyama girer, bir şey söyler, yol gösterici bir söz söyler filan. Böyle bu cemaat, yani İskenderpaşa veya bağlı olan kardeşlerimiz Sivas'ın Şarkışla, değil mi? Şarkışla. Evet. Orada eczacılık yapan, buradayken talebe, tanıyor beni. Sonra gitti eczacı oldu orada. Beni bir sohbete çağırdı. Gittim. Camide sohbet tertip etmişler. O gece eczacı kardeşimizin evinde kaldım. Ertesi gün camide sohbet yapılacak. Rüyamda Hoca Efendi gene rüyama girdi o gece. Ben o konuşacağım camide oldum rüyada. Dediler ki Esat Yaşan Hoca Efendi gelmiş. Ben de dedim ki ya o zaman Hoca Efendi geldiğine göre hemen dedim elini bir öpeyim de artık sohbeti ona bırakalım dedim. Ben olmaz dedim Hoca Efendi buradayken. Öyle Hoca Efendi içerideymiş, cami içindeymiş güya. Ben hemen girdim içeriye. Girerken Hoca Efendi tepeden tırnağa bembeyaz giyinmiş. Sarıldı bana rüyada. Ben de sarıldım. Dedim hocam dedim artık dedim sizi dinleyeceğiz burada. Yok dedi. Vazife şimdi burada seni konuşacaksın dedi. Rüyada öyle uyandım geriye. Hoca Efendi'ye karşı böyle bir gayri ihtiyar, irade değil, bir sevgi oluştu bende. Demin dediğim gibi yani Hakk'ın rahmetine kavuşunca bir hafta ben evde ağladım. Artık o nereden kaynaklanıyor? Ben Hoca Efendi hakikaten meşrep olarak bağlanmadım. Evet. Meşrebim ayrı, bir hocayım. Ama Hoca Efendi'ye karşı böyle bir muhabbet, irademin dışında bir muhabbet gelişti. Sevgi telkin ederdi Hoca Efendi. Yani kendisiyle görüşüldüğü, konuşulduğu zaman hiç tanımadığı bir adam Hoca Efendi'ye karşı bir sevgi beslerdi. Hem siması, hem konuşma tarzı, hareketleri, konuşan insanları kendisine bağlayan bir tavır içerisindeydi Hoca Efendi'nin. Evet. Böyle bir hali vardı Allah. Kıymet Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vazifelerinize başarılar diyoruz. Allah razı olsun. Biz efendim, bana buyurduk da bu hizmet imkanını verdiğiniz için Allah sizden de razı olsun. Cenab-ı Hak sayenizi meşgul eylesin. Eyvallah hocam, eksik olmayınız. Allah razı olsun.